Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyadan olaylarla, açıklamalarla karşınızdayız. Başkent Ankara'da bir dönem sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine istifa etti. 23,5 senedir aralıksız sürdürdüğüm Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa ediyorum. Melih Gökçek 23 yıldır sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanlarından biri olan Gökçek, kararını belediye meclisindeki toplantısında açıkladı. AK Parti'mizin merkez kararında yapılan değerlendirmeyle genel başkanım ve liderim Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifam istenmiştir. Özellikle muhalif medya ve bazı milletvekilleri benim bu konuda yoğun bir tepki koyacağımı düşünüp devamlı olarak olayı gördünüz Twitter'da olsun medyada olsun kaşıdılar. Dikkat ederseniz en çok tweet atan Melih Gökçek bir tek tweet atıp cevap bile vermedi. Peki bu kadar sessiz kalışımın nedeni neydi? Benim davamda emir demiri keser. Benim davamda liderin talimatına uymak gerektir. Başarısız olduğumu düşündüğüm için değil, yorgun olduğumu düşündüğüm için değil ya da herhangi bir başka kaygı nedeniyle değil, sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum. Bana olaya karşı çıkmam ve istifa etmemem konusunda çok baskı yapan oldu. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın emrine uyarak belediye başkanlığını bırakıyorum. 23,5 senedir aralıksız sürdürdüğüm Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa ediyorum. Belediye başkanlarının istifa ettirilmesini değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da erken seçim yapalım çağrısını tekrarladı. Kılıçdaroğlu İstanbul'da konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırma Vakfı TÜSES tarafından düzenlenen Profesör Doktor Erdal İnönü'nün izinde siyasette uzlaşma kültürü programına katıldı. Yargıya bakın hangi durumda. Schröder olmasa Büyükada'da toplantı yapanlar serbest bırakılmayacaktı. Adımız gibi eminiz. O devreye giriyor. Çünkü ortada yargı yok. Hangi yargıdan söz ediyoruz? Kuşatılmış bir yargı. Medya. Hangi medyadan söz ediyoruz? Kuşatılmış bir medya. Konuşmasında belediye başkanlarının istifa ettirilmesine de değinen Kılıçdaroğlu erken seçim istedi. Belediye başkanları ya kararnameyle görevden alıyorsunuz veya tehdit ediyorsunuz. Şantajla istifa edeceksin diyoruz. Diyorlar. Nüfusun %50'si kendi seçtiği belediye başkanı tarafından yönetilmiyor. Demokrasi öneriyoruz. Buyurun seçim yapalım. Bir an önce seçim yapalım. İnsanlar olabilir ya yeni belediye başkanlarını seçsinler. Veya siz aday göstermiyorsanız kendi partinizden başkasını aday gösterirsiniz. Kazanan kim olur? Hepimiz oluruz. Kazanan kurum ne olur? Demokrasi kurumu olur. Ve dünyaya deriz ki bakın nüfusun %50'si bir şekliyle kendi seçtiği belediye başkanlığı tarafından yönetilemiyor ama demokrasinin gereği olarak erken seçime gittik. Korkuyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım bugün Konya'daydı. Konuşmasında Suriye ve Irak konusuna giren Erdoğan bu ülkelerden gelecek tehditlere cevap vereceklerini söyledi. Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da toplu açılış törenine katıldı. Törende önce Başbakan Yıldırım konuştu. Konya 15 Temmuz gecesi bu meydanda alçak FETÖ darbesine karşı büyük bir imanla kadın erkek genç yaşlı meydana indiniz. Demokrati nöbetlerinde Türk milleti
kabul etmez illeti dediniz. Yıldırım'dan sonra sahneye Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Türkiye'nin güney sınırlarından ekonomisine kadar her yerden kuşatılmaya çalışıldığı bir dönemde üzerimizde oynanan oyunları ancak bu şekilde bozabiliriz. Erdoğan konuşmasında Suriye ve Irak gündemine de değindi. Binlerce, on binlerce kilometre öteden gelip buralarda yaptıkları işleri körenler bizim 911 kilometre Suriye sınırı, 350 kilometre Irak sınırında burada ne işiniz var diye bize soramazlar, bunu böyle biliriz. Oradan havan topları bize gelecek ve benim şehidim olacak. Burada ne işiniz var? Üstelik bu işi öylesine kirli bir şekilde yapıyorlar ki inanın bana onların adına biz utanıyoruz. Kendi vatandaşlarının güvenliği uğruna dünyayı kana ve ateşe bulayanlar, iş bizim vatandaşlarımızın güvenliğine geldiğinde bir anda kavramları, tanımları, sınırları değiştiriveriyorlar. Demokrasi onlara başka, bize başka işliyor. İnsan hakları onlarda başka, bizde başka tanımlanıyor. Hukuk onlarda başka, bizde başka algılanıyor. Her türlü uluslararası kural, kaide, teamül onlara başka, bize başka uygulanıyor. Irak'ta merkezi orduyla peşmerge arasında ateşkes ilan edildiği haberleri yalanlandı. Bu arada Barzani'ye bağlı peşmerge askerleri Türkmen kasabası Altınköprü'ye saldırdı. Irak Türkmen Cephesi Yüksek Koordinasyon Kurulu'ndan peşmergenin hedefi Türkmenlerin Altınköprü'yü terk etmesi açıklaması geldi. Irak'ta merkezi orduyla peşmerge arasındaki gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Irak ordusu ve peşmerge arasında ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Ancak bu açıklama taraflarca doğrulanmadı. Bunun üzerine yeni bir açıklama yapan sözcü Dillon, ateşkes sağlandı açıklamasını yanlışlıkla yaptığını duyurdu. Irak'ta Türkmenler de tedirgin. Barzani'ye bağlı peşmerge askerleri Türkmen kasabası Altınköprü'ye saldırdı. Irak Türkmen Cephesi Yüksek Koordinasyon Kurulu'ndan da peşmergenin hedefi Türkmenlerin Altınköprü'yü terk etmesi açıklaması geldi. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salih, Altınköprü Türkmenlerine evinizi terk etmeyin çağrısı yaptı. Çünkü düşmanın istediği Altınköprü nahiyesini boşaltmaktı. Bizim eski tecrübelerimiz var. Emirli'den halk çıkmadı, Emirli tutuldu. Elde kaldı. Duz'dan çıkmadılar, Duz elde kaldı. Onun için Altınköprü halkımız da bunu bilmesi lazımdı. Zorluğu yaşarıp, evet, adamlar zaten 91 olaylarında mezbaha görübler, mezzere görübler. 100 adamlarından fazlası idam olup da haklarıydılar, haklıydılar. Ama bugün Altınköprü'de aynen diğer Türkmen bölgeleri gibi büyük bir sorumluluğu tahammül ederiz. Çocuğu, kadını, yaşlısına, hepsine teşekkür ederiz. Ama bir gün önce de inşallah emniyetlerin gerçekleşip hemen hemen Altınköprü'ye dönmelerini talep ederiz. Türkmen Haçlı Şabi 16. Tugay Komutanı Ebu Rıza Neccar ise Altınköprü kasabasını düşmanın saldırısından uzak tutmayı planlıyoruz dedi. Avrupa ülkeleri terör örgütü PKK'yı ve yandaşlarını kollamaya devam ediyor. Son haber Belçika'dan. Anvers kentinde terör örgütü yandaşları gurbetçilerimize saldırdı. 100 kişinin katıldığı taşlı sopalı kavgada biri polis, 8 kişi yaralandı. Avrupa devletlerinin himaye ettiği terör örgütü PKK yandaşları gurbetçilerimize saldırdı. Burası Belçika'nın Anvers kenti. PKK yandaşları Türklerin yoğun olarak yaşadığı mahallede terörist Başı Öcalan'ın posterleriyle gurbetçilerimize saldırdı.
PKK yandaşlarına vatandaşlarımız da karşılık verdi. Çıkan kavgaya polis geç müdahale etti. Hayır! Çekme! Bırak, bırak, çekme, çekme! Abla, bırak, abla! Çekil! Yüz kişinin katıldığı taşlı sopalı kavgada biri polis, 8 kişi yaralandı. Saldırıya maruz kalan vatandaşlarımız, bölücü örgüt PKK yandaşlarına gösteri yapmaları için izin veren Anvers Belediye Başkanı Bart de Wever'in gerekli önlemleri almadığını ve olayların sorumlusu olduğunu belirtti. Saldırı esnasında bir vatandaşımızın evine dev bir Türk bayrağı asması PKK yandaşlarını daha da saldırgan hale getirince Anvers polisi Türk bayrağını indirtti. Öte yandan Türk Dernekleri Birliği Başkanı Sedat Kaya da PKK yandaşlarının saldırısına uğradı. Kaos mu kaos? Bugünse Anvers kentinde PKK'lılar miting yaptı. İspanya'nın Katalonya özerk bölgesi bağımsızlık ilan etti. Karar üzerine merkezi hükümet Katalan Meclisi'ni feshetti. Madrid'in bu kararına Avrupa Birliği ülkeleri destek verdi. Türkiye de İspanya merkezi hükümetinin yanında olduğunu açıkladı. İspanya'da Katalonya krizi büyüyor. Katalan parlamentosunun bağımsızlık ilan etmesi krizi zirveye taşıdı. Bu karara İspanya merkezi hükümetinin karşılığı sert oldu. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya meclisini feshettiklerini açıkladı. Karar resmi gazetede de yayımlandı. Buna göre Katalonya yerel hükümeti üyeleri ve Katalonya'daki polis müdürleri görevlerinden alınırken 5-19 Aralık tarihleri arasında seçim kampanyası yürütülerek 21 Aralık'ta Katalanların sandık başına gitmeleri resmilik kazandı. Katalonya'nın Brüksel hariç yurt dışındaki tüm temsilcilikleri de resmi olarak kapatıldı. Katalonya'nın özerklerini fesheden Madrid yönetimine Avrupa ülkelerinden de destek geldi. Almanya Federal Hükümet Sözcüsü Stefan Schäuble, İspanya'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü dokunulmazdır ve öyle de kalacaktır. Federal hükümet böylesi bir bağımsızlık ilanını tanımayacaktır, dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İspanya'da bir anayasa ve hukukun üstünlüğü var ve Mariano Rajoy buna saygı gösterilmesini istiyor, dedi. İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada da İspanya anayasasına, toprak bütünlüğüne ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesinin beklendiği kaydedildi. Avrupa Birliği'nden de İspanya'nın kararına destek geldi. May's intervention last night. And our discussion about Brexit this morning. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, tek muhataplarının İspanya olduğunu bildirdi. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker da, AB bloğu içinde bölünme ve parçalanmaların önüne geçilmesinin önemli olduğunu belirtti. Relatively brief. Türkiye'de İspanya hükümetine bir destek mesajı yayınladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa Katalonya'da atılan bağımsızlık ilanının doğru bir adım olmadığı vurgulandı. Katalonya parlamentosunun tek taraflı kararının anayasayla bağdaşmadığı ve bölge halkının iradesini yansıtmadığı belirtilerek İspanya'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği ifade edildi. Given by the European Union and the whole of the international. Sayın seyirciler, turizm Türkiye'nin son yıllarda büyük kayıp yaşadığı sektörlerden. Otel fiyatları 2017'de %50 oranında düştü.
Buna rağmen doluluk oranı %59.7'de kaldı. Bu tablo Türkiye'yi turizmde Avrupa'nın en büyük kaybedeni yaptı. Türkiye turizm sektöründe hem gelir hem de prestij kaybediyor. Rusya ile ilişkilerin düzelmesine rağmen bu kez de Avrupa ile yaşanan krizler sektörü dar boğaza itiyor. Türkiye Otelciler Birliği tarafından yapılan araştırmayla sektörün son 5 yıllık gidişatı masaya yatırıldı. Araştırmaya göre 2012 yılında ortalama otel doluluk oranları %64.7 oranında olurken ortalama oda fiyatı 115.6 euroya, oda başı ortalama gelirse 74.8 euroya ulaştı. Ancak gelinen noktada 2017'nin ilk 9 ayında doluluk oranı %59.7'ye, ortalama oda fiyatı ise 69.8 euroya düştü. Otelcilerin oda başı geliri ise %45 oranında düşerek 41.7 euro olarak gerçekleşti. Dünyanın sayılı turizm merkezleri arasında yer alan İstanbul'da ise 2012'de doluluk oranı %72.5, ortalama oda fiyatı 152.9 euro, oda başı ortalama gelirse 110.8 euroydu. 2017'nin ilk 9 ayında İstanbul'da doluluk oranı ortalama %61.6, ortalama oda fiyatı 78.4 euro, oda başı gelir 48.3 euro oldu. TEOG sınavı kaldırıldı. Yerine ne geleceği hala belli değil. Hemen ardından üniversite sınav sistemi değişti. Eğitimde bir diğer köklü değişiklik ise öğretmenlere yönelikti. Artık öğretmenler de performansa göre not alacak. Yani öğretmenlere performanslarına göre not verilecek bu değişiklikte. Eğitim camiası bu uygulamaya tepkili. Eğitim sistemi sadece öğrenciler için değil, öğretmenler için de değişiyor. Öğretmenlere not devri başlıyor. Dersimiz dünyanın şekli ve hareketleri. Milli Eğitim Bakanlığı geçen Haziran ayında öğretmen strateji belgesi yayımladı. Buna göre öğrenci, veli, meslektaş ve yöneticiler öğretmene not verecek. Bu sonuçlarda öğretmenin kariyer basamaklarında, terfi, hizmet puanının hesaplanmasında, yurt dışı görevlendirme gibi alanlarda kriter olarak kullanılacak. Ve çocuklar çıkabilirsiniz, dersiniz bitti. Öğretmenler için performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ve 4 yılda bir yeterlilik sınavına alınmasının öngörüldüğü belgeye göre iki uygulama da 2018 sonuna kadar hayata geçecek. Milli Eğitim Bakanlığı 12 ilin valiliğine gönderdiği yazıda pilot uygulamanın Ankara, Antalya, Balıkesir, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun ve Trabzon'da hayata geçeceğini duyurdu. Eğitimciler ise performans kriterlerine göre öğretmene not verilmesine tepkili. Bunu çok net ifade ediyor. Sistemin kaos doğuracağını ifade eden Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk şu açıklamayı yaptı. Çıkarılan strateji belgesine dayanan sistem Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ciddi sıkıntılar yaratacaktır. Bir öğretmenin eğitim öğretimdeki performansını ölçmek için önce bunu ölçebilecek donanıma sahip olmak gerekir. Bu donanım kimde var? Siz önce öğretmeni ne yaparım da daha huzurlu kılarım, motivasyonlarını arttırırım diye düşünün ve önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın performansı kaygısına düşün. Bu anlamsız, Türk milli eğitimine hiçbir yararı olmayan, öğretmeni öğrenciye değerlendiren ucube performans sistemini kökünden reddediyoruz. Eğitim Sen açıklamasındaysa bakanlığın her başarısızlığın sorumlusu olarak öğretmeni gördüğünü belirterek sorun öğretmende değil yanlış eğitim politikalarında, öğretmeni notlamak okullarda huzursuzluk getirecek denildi. Okul servis araçlarına yeni düzenleme geldi. Artık en ufak bir hatada izin belgesi iptal edilecek. Bu maddeye itiraz eden servisçiler yeni yönetmelikte kendi taleplerinin yer almamasına da tepkili. 3 yaşındaki Alperen Sakin, İzmir'de anaokulu servisinde unutulmuş ve havasızlıktan can vermişti. İstanbul Ümraniye'de ise servis firması sahipleri arasında okul bahçesinde çatışma çıkmıştı. İşte bu iki olay üzerine okul servis araçları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. 25 Ekim'de yayımlanan yeni yönetmeliğin en dikkat çeken başlığı,
hata yapıldığı takdirde izin belgesinin iptal edilecek olması. Komisyonlar kurularak esnaf denetlenecek. Fakat bu denetlemelerde herhangi bir olumsuz olduğunda şöyle bir kötü durum da eklenmiş oraya. Özel izin belgesi iptal edilecek diyor sezon boyunca. Yani sezonun başında siz bu özel izin belgesini direkt iptal ederseniz bu sefer okul servis taşımacılığı yapacak araç da bulunmaz. Bu da kötü bir durum. Yani dediğim gibi en başından beri yani bu işi yapmayın diyor. Çünkü özel izin belgesini iptal edip de sen bir sezon bu arabayı okul servis taşımacılığından veya servis taşımacılığından men edersen bu bir sene çalışmaması demek. Bir sene çalışmayan bir esnafın da bu işi yapmasının bir anlamı yok. Çünkü hata yaparız hepimiz. Hepimiz insanız. Yani siz kesinlikle hata yapmayacaksınız diyor ama insan olan her yerde hata da olur. Yeni okul servis araçları yönetmeliği sadece S plakalı servisleri kapsıyor. Okulların kendi araçları içinse bu düzenleme yapılmadı. Yani İzmir'deki olan elim olay okulun kendi öz malıyla yapılan bir hataydı, olmuş bir olaydı. Yani sivil plakalı servis taşımacılığına uygun olup olmadığını araştırılan bir araçtı. Şoförün uygun olup olmadığını tabii şu an mahkeme sürecinde olduğu için fazla da yorum yapmayayım. Fakat servis aracı değildi bize göre. Korsan servis aracıydı veya öz mal servis aracıydı. Şimdi işin enteresan durumu bu yönetmelikler çıkarılırken, bu kanunlar çıkarılırken tamamen S plakalı araçlara çıkarılıyor. Yani öz mal araçlarla ilgili yine bir yaptırım yok. Yabancı uyruklu aile boşalttıkları evi tüplü düzenekle yaktı. Şoke eden iddia Arnavutköy'den geldi. Bir binanın 3. katında çıkan yangın ve sonrasında yaşanan panik de kameralara yansıdı. Uzak durun. Kaç kere nasıl yanıyor böyle bir şey? Alevler binayı sardı. Hem içeridekiler hem dışarıdakiler büyük panik yaşadı. Bu iddiaya nerede ya? Doğalgazı kapat, doğalgazı! Görüntüler Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi Baykan Sokak'ta bulunan bir evden. Şiddetli bir patlamanın ardından meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Üç katlı binanın 3. katındaki yangın sonrası olay yerine gelen polis ekipleri evde inceleme başlattı. Yaklaşık bir yıldır evde kiracı olarak kaldığı öğrenilen yabancı uyruklu ailenin dün 17.30 sularında bavullarını toplayarak evden çıktıkları öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre yabancı uyruklu ailenin evden çıkmasının ardından önce patlama, sonra da yangının çıktığı belirtildi. İddialara göre evde çok sayıda tüple hazırlanmış bir düzeneğin patladığı öne sürüldü. Ev sahibinin ifadesine başvuran polisin evdeki incelemeleri devam ediyor. Ve bir yangın haberi de başkent Ankara'dan. Gecekondu Mahallesi'nde çıkan yangın herkesi korkuttu, itfaiye erlerini alarma geçirdi. Alevlerin arasında mahsur kalan yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mecit abi sen de getirsene. Başkent Ankara'da Gecekondu'da yangın çıktı, mahalle alarma geçti. Yangın saat 21.30 sularında Çankaya ilçesi Yukarı Dikmen Mahallesi'nde bulunan bir gecekonduda çıktı. Atık kağıt toplayan vatandaşların kaldığı gecekonduda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler çevredeki atık kağıtların tutuşması sonucu kısa sürede diğer gecekondulara da sirayet etti. Kendi imkanlarıyla yanan evlerinden çıkan vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. Dört ayrı eve sıçrayan yangın itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Alevlerin arasında mahsur kalan köpek yavrularının seslerini duyan itfaiye erleri hayvanları yangın yerinden çıkartarak telef olmaktan kurtardı. Yangının ardından evler kullanılamaz hale geldi. Sabah saatlerinde İstanbul Eminönü'ndeki hayvan pazarına şok baskınlar düzenlendi. Operasyonda satışı yasak olan çok sayıda sülük ve diğer hayvanlar ele geçirildi. Eminönü'nde bulunan hayvan pazarına şok bir operasyon düzenlendi. Eminönü hayvan pazarında kaçak yollarla yurda sokularak yasa dışı yöntemle hayvan satıldığının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler sabah saatlerinde toplanarak operasyon için düğmeye bastı. Mısır Çarşısı'nın yanında bulunan evcil hayvan mağazalarına giren ekipler dükkanlarda arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda satışı yasak olan çok sayıda sülük ele geçirildi. Mağazalarında yasak olmasına rağmen sülük satışı yapan 4 kişi hakkında kabahatler kanunundan ceza kesildi. Mağazalarda yapılan aramalar sırasında vatandaşların çarşıya girişine izin verilmedi. Sayın seyirciler, tarihler 28 Ekim 2017'yi gösterdi ve biz bütün gelişmeleri sizlere aktardık. Hoşça kalın diyoruz. İyi akşamlar.